Kimi öldüreceğiz efendim? Başbakanı. Ne zaman ve nerede? Hayatında camiye gittin mi sen? Anlamadım efendim. Gittin mi, gitmedin mi? Bir kere. Babamın cenaze namazına. O sayılmaz. Ayakkabını çıkarıp içeri girdin mi hiç? Hayır. İyi. Sabah erkenden kalk. Bir camiye git. Nasıl namaz kılınıyor öğren. Öğleyin başbakanı camide öldüreceksin. Mehmet Fikret Bey geldi efendim. Buyursun. Konuyu söyledi mi efendim size? Hayır. Buyurun. Bu saatte rahatsız ettim sizi Davut Bey. Abin için baş sağlığına gelemedim Fikret. Kusura bakma. Asıl ben mahcubum. Oğlunuzun cenazesine gelemediğim için. Buyur geç. İbrahim'e de dedim. Gidelim diye. Ama rahmetli abimin ani intiharı vuku bulunca... Kaderlerimiz ne kadar birbirine benziyor Davut Bey. Fuat intihar etti. Abim intihar etti. Nasıl yardımcı olayım sana Fikretciğim? Galiba ben size yardımcı olmaya geldim Davut Bey. Bulut'a ulaşamadım. Onun için Yıldız'la haber yolladım. Bulut nerelerde sahiden? Yurt dışında. Rahatsızlığı var herhalde. Burada tedavi edilmeyince yurt dışına mı gitti? İbrahim'e de söyledim. Bir gün seni vuracak olursam İbrahim, nabzına bakmadan seni bir yere atmam. Haklısınız Fikret Bey dedi. Ben 9 canlıyımdır. Ne demeye çalışıyorsun Fikret? Siz bana istediğin bir şey verin. Ben de size öldü zannettiğiniz Bulut'un yerini söyleyeyim. Ne istiyorsun? Yani biraz ayıp olmuyor mu bizi bu çetecilerle aynı koğuşa koymanız? Hı! Devletin bordrolu ajanı! Sana sesleniyorum! Halkı sesleniyor! Kulak ver bana! Ya bizi emekçi koğuşuna alın! Boş boş konuşma! Sen emekçisin sanki biz sömürücüyüz. Göbeğin seninle aynı fikirde değil. Sömürüyor diyor. Başkanım. Ben Murat yoldaşın dediğin tercüme edeyim kavga çıkmadan. Yani hepimizi örgüt içine sokacaklar. Murat diyor ki ayrılalım. Küçük küçük çeteler haline gelelim. Örgüt çetesi, mafya çetesi, sağlık çetesi, devrim çetesi. Hüsnü Bey kardeşim. Zaten steril bir ortam değil. Her tarafıma kaşıntı girdi. Benim deliliğimi orta yere çıkarma. Benim anlamadığım tetiği çeken yok. Onun patronu yok. Biz niye buradayız?
Dışarı. Bir koyacağım şunu. Kazım, Avrupa'da nasıl oluyor bu işler? Böyle olmuyor abi, bir standardı var. Nasıl bir standart? Abi bir saç teli buluyorlar, koca örgütü çökertiyorlar. E sen gelsin, yırttın. Bir ömür yakalanmazsın. Benim Erhan'a İskender'i vurması hususunda hiçbir telkinim olmadı. Erhan kendi başına bu eylemi tasarladı ve yaptı. İskender gibi birini Erhan'a vurduracak adam değilim. Erhan'ı bizzat ellerimle polise teslim edip ardından kaçıracak adam da değilim. Kim kaçırdı o zaman? Cevat Akarsu. Adresi belli, yeri belli. Gidin alın. Nereden biliyorsun? Erhan'ı adamın elinden kurtardım. Oradan biliyorum. Beni kaçıran adamlar Cevat'a teslim ettiler. Kaçıranlar kimdi? Yüzlerini görmedim. Cevat'ın seninle ne işi var? Seni niye kaçırsın? Çağırın sorun, beraber öğrenelim. Siz hareket mi ettiniz? Sağdan sola döndüm yatağın içinde. O kadarcık hareketle kanama oluyorsa adam gibi yapın pansumanınızı. Efendim, başbakanlıktan aradılar. Yarın ziyaretinize gelecekmiş sayın başbakan. Gelsin. Devlet neymiş zat-ı şahanelerine anlatalım. Cuma namazının farzı 2 rekattır. Farz ne? Kılınması zorunlu olan kısım namazın. Başka çeşidi var mı bu işin? Aslında 4 rekat sünnet var. Hutbeden önce kılınan. Kafamı karıştırma benim. Hani bu toplandıkları var ya, herkesin bir arada olduğu. O hangisi? Farz. Heh, o lazım bana. Şimdi orada ne gibi hareketler yapılıyor? Sen camiye gitmedin mi? Namaz görmedin mi? Allah mısın, imam mısın? Sana ne? İmam hutbeden indikten sonra saf olunur. Kamet getirilirken... Biz ne yapıyoruz o sıra? Safa giriyorsun. İstediğin yere geçebiliyor musun? İçeride nerede yer bulursan oraya geçebilirsin. Dışarıdaki gibi mi? Ne dışarısı? Tabut önünde ya. Yok, o cenaze. Ayakkabımı çıkaracağız şimdi. Çıkarmadan nasıl olacak içeriye girmek? Ayakkabıları nereye koyuyoruz? Dışarıda mı kalıyor? Ayakkabılık var. Şimdi bana göster ne yapıldığını. Önce niyet ediyorsun. Sonra tekbir getirip namazda duruyorsun. Ellerim böyle. Bunları yaparken kimse sağına soluna bakmıyor mu? Bakmaz. Sadece ayakta mı duruyorsun? İmam yine Allah'a Ekber deyince rüküye gidiyorsun. Semiallahü velhamide deyince doğruluyorsun. Ardından secdeye. Tekrar secdeye. Sonra tekrar ayağa kalkıyorsun. Tekrar rükû. Semiallahü velhamide. Allahu Ekber. Tekrar secde. Allahu Ekber. Ama efendim nasıl olur? Nasıl olduğunu bana mı soruyorsun Yıldız? Berbat ettiğin işi git temizle. Emredersiniz efendim. Dur. Dur. En iyisi sen gitme. Profesyonel birilerini gönder. Ama bu sefer Bulut'u öldür.